Bu idmanlar bizim için korkulu bir rüya oluyor Yüce Vasileas. Demek bir gün benden üstün bir kavgacının çıkıp işimi bitireceğini zannediyorsunuz. Sakın yanlış anlamayın. Sizi yenecek bir güreşçinin henüz anasının karnına düşmediğini biliyoruz. Bizi korkutan yüzünüze gelecek bir balta ya da kılıç darbesinin güzelliğinizi bozmasıdır. Ama hiçbir yara izi güzelliğinizi bozamaz. Öyle mi dersin güzel Irini? Fakat sayın senatörümüz Eglon'un güzel karısı asla aynı düşüncede değil. Bu sözlerin onun dudaklarından dökülmesini çok isterdim. Karım, yakışıklı bir erkek olduğunuzu kabul eder Yüce Vasilyas'ım. Ama onun için önemli olan yüz güzelliği değil, insanın iç güzelliğidir. Karınızın yüz güzelliğine önem vermediği, sizinle evlenmiş olmasından çok iyi anlaşılıyor dostum Eglon. Oo, yüzbaşı Viktor, hoş geldin. Hayrola? Yoksa bana idman verecek güreşçi bulamadığımı duydun da mı geldin? Bizans İmparatorluğuna daha yararlı bir asker olabilmem için kafamın ve kolumun yerinde kalması gerekir Yüce Vasileas'ım. Karşınıza çıkıp onlardan olmak istemem. Spor için bile olsa bana kılıç çekmeyeceğini bilirim yüzbaşı. O halde bu gelişinin önemli bir sebebi olmalı. Aslında basit bir şey olsa gerek ama benim için çok önemli. Evlenmek için 4 günlük bir izin. Ne? Evlenmek için izin mi? Duydunuz mu kızlar? Saray yakışıklı bir subayını daha kaybediyor. Viktor evlenecekmiş. Sahi mi Viktor? Bu saraya ihanettir. Demek sen de evlilere karışıyorsun ha. Benim yakışıklı ve mağrur yüzbaşım. 6 yıldır saraydasın, hiçbir kadına yüz verdiğini görmemiştim. Kim bu talihli kız? Saray kilisesi papazlarından Peder Mihail'in biricik kızı Eleni Vasileas'ım. Çocuk yaştan beri sevişiriz. Onun için hiçbir kadın beni ilgilendirmemişti. Demek evleniyorsunuz ha? Hem de aziz pederimiz Mihail'in kızıyla. Bana bir kızınız olduğundan hiç söz etmemiştiniz sayın pederim. Basit bir halk kızının şu mukaddes sarayda sözü mü olur Yüce Vasilyas'ım? Peki, bunu idmandan sonra gene konuşuruz. Dövüşümü seyretmek istersiniz herhalde. Bu bizim için büyük şereftir Yüce Vasilyas'ım. Çok kızdı, bunu biliyordum. Pek önemseme. Şimdi 2 kılıç sallayınca her şeyi unutur. Bugünkü dövüşler biraz kanlı olacak. Haberiniz olsun Flaccus. Thank you.
İyi dövüştün, canımı zor kurtardın. Yeryüzünün yenilmez imparatorusunuz yüce vasilyasım. Boynum kıldan incedir. Bu bir cinayettir. İğrenç bir cinayet. Yaşasın birinci Manuel! Yaşasın Basileus! Yaşasın imparatorumuz! Sizi bu kadar formda hiç görmemiştik yüce Vasilyas'ım. Bu kavgayı perşembe günü hipodromda yapmanızı ve bütün Bizans halkının Tanrı'nın oğlu kudretli Manuel'i alkışlamasını ne kadar isterdik, çok muhteşemdiniz. Mihail'in demek bir kızı vardı ha? Ve bunu benden gizledi. Bu sinsi papazın benden bucak bucak sakladığına bakılırsa kız çok güzel olmalı. Hiç belli olmaz Vasilyas'ım. Belki de yüzüne bakılamayacak kadar çirkin bir kızdır. Böyle bir kızı olduğu... Aklınla konuş Akilas! Kız güzel olmasa Victor evlenmeye kalkar mıydı? Doğrusu şunu görmek isterdim. O halde bu akşamki şölene yakışıklı yüzbaşımızın ve müstakbel karısının da şeref katmaları için hemen bir emir çıkarayım. Çok güzelmişsin Eleni. Buna sevindim. Böyle güzel bir kız babası olduğunuz için sizi mükafatlandırmak isterim aziz pederim. Yüzbaşı Victor, seni de bu ince zevkinden ve önemli keşfinden dolayı tebrik ederim. Siz de şöyle buyurun pederim. Saray ordusunun değerli bir subayı olan Yüzbaşı Victor'un evlenmesi şerefine düzenlenmiştir. Victor, türlü kahramanlıklarına şahit olduğumuz korkusuz kahraman saraya ve bana hepinizden daha sadık bir kumandandır. Onun gene sarayımın pek saygıdeğer papazlarından Mihail pederimizin gözünden ve benden bile esirgediği güzel kızı Eleni ile evlenmesine çok sevindim. İki gence saadetler dilerim. Bu mutlu günde Yüzbaşı Victor'a düğün hediyesi olarak Sinop ordularının başkumandanlığını veriyorum. Yaşasın Yüzbaşı Victor! Yaşasın! 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 Sinop orduları kumandanı olduğunuzun belgesidir, kutlu olsun. Şimdi hemen ordularınızın başına hareket edin. Hemen mi? Evlenmek için izin istemiştim. Birkaç gün daha kalamaz mıyım? Askerlik ve vatan hizmeti gönül işlerinden önce gelir yüzbaşı. Derhal görevinin başına. Fakat Sayın Vasilyas... Seninle uzun uzun konuşacağım yavrucuğum. Sayın pederimiz Mihail kalsın. Sen, Yüzbaşı Victor ve Yüzbaşı Berbix gidebilirsiniz. Güzel kızını benden saklamakla gösterdiğim başarı alkışa değer doğrusu aziz pederim. Bunun mükafatı olarak seni de Lemnos Manastırı başrahipliğine yükselttim. Lemnos Manastırı mı? Lemnos Manastırı mı? Cüzamlar adasına mı gönderiyorsunuz Sayın Vasilyas'ım? Onlar da Tanrı'nın kulları değil mi aziz pederim? Senin gibi kudretli bir din adamına en çok onların ihtiyacı vardı. Ya kızım? Onun tabii manastıra gitmesine lüzum yok. Sarayda kalacak ve sevgilisinin 5 yıl sonra Konstantinopla dönüşünü bekleyecek. Saygıdeğer pederimizi götürün. Bana ne isterseniz yapın ama kızımın hayatı ve saadetini bağışlayın yüce Vasilyas'ım. Baba! Baba!
Sakin ol kızım, telaşlanacak bir şey yok. Şölen burada bitmiştir. Beni yalnız bırakın. Bırakın beni, gitmek istiyorum, bırakın! Sus! Vasilyas'ın huzurunda alçak sesle konuşmayı öğrenmelisin kızım. Siz yeryüzünün en korkunç canavarıymışsınız meğer. Babamın beni evden niçin çıkarmadığını, açık havaya, güneşe neden hasret bıraktığını şimdi anlıyorum. Ama iğrenç emelinize ulaşamayacaksınız. Yüzlerce genç kız gibi beni de zevkinize alet edemeyeceksiniz. Bana el sürmeye kalkarsanız sizi de kendimi de öldürürüm. Güzel yavrucuğum, ben sana öğretildiği kadar kötü bir insan değilim. İstersen babana da, sevgili yüzbaşına da kavuşabilirsin. Ah, sahi mi? Bunun için canımı bile veririm. Beni onlardan ayırmayın. Canını değil, seni istiyorum Eleni. Gördüğüm, tanıdığım kızların en güzelisin. Bir bakışına bir beldeyi gözden çıkarır... İstersen seni imparatoriçe yaparım. Masallar ülkesinde yaşatırım. Basilisyam olursun. Hayır, hayır yüce Vasilyas'ım. Yalvarırım, beni bağışlayın. Çok iyisiniz, kudretli, yakışıklı ve zenginsiniz. Benden çok güzellerini bulursunuz. Ama ben Viktor varken başka birinin olamam. Onu seviyorum ve ölünceye kadar seveceğim. Demek yalnız onu seveceksin. Pekala güzel Eleni'm, artık ağlama. Yarın bu kadar gözyaşını boş yere akıttığını göreceksin. Ah, yüce Vasilyas'ım, bunu biliyordum. Beni affedin, saygısızlık ettim. Kabahat bende, yanlış hareket ettim. Şimdi evine git, bir güzel uyu. Yarın seni gene çağırtacağım. Kim o? Eleni, ben Viktor, aç kapıyı. Viktor, sevgilim. Küçük Eleni'm benim. Korkuttun beni. Korkacak bir şey yok artık. Kararımı verdim, hemen kaçacağız buradan. Al şunu üstüne. Dur Viktor, Vasilyas bizi bağışladı. Ona çok ağır sözler söyledim, ağladım. Hiç beklemezdim ama Vasilyas yumuşadı. Gözleri dolu dolu oldu. Çocuksun, hemen inandın mı? O sana aklını taktı bir kere. Orada olsaydın bana hak verirdin Viktor. Alnımdan öptü, ağlama, yarın boş yere gözyaşı döktüğünü anlayacaksın dedi. Bu sözünde başka manalar gizli olabilir. Ne maksatla söylediğini bilemezsin. Ona inanmak doğru değil. Bize bir kötülük yapmak isteseydi beni bırakmazdı. Boşuna vakit kaybediyoruz Eleni. Hemen kaçmalıyız. Berbrek hipodromun yanında bir araba hazırladı, bizi bekliyor. Kapı vuruluyor. Kim o? Baba sen misin? Yüzbaşı Viktor, Sinop orduları kumandanı generaline kılıç çekecek kadar küçülemez. Eleni'yi almaya gelen kim olursa olsun kılıcımla karşılaşır General Akilas. Sana hak veriyorum ve anlıyorum yüzbaşı. Ama buraya kötü bir haberle gelmedim. Beni bizzat Vasilyas gönderdi. Çok içmişti, yaptığı hareketin kötülüğünü anladı. Senin de yanlış bir hareket yapmandan korktuğu için beni gönderdi. Eleni evinde kalsın. Seni saraya götüreceğim. İmparator gönlünü almak istiyorum. Size inanabilir miyim generalim? Sana askerlik şerefim üzerine yemin ederim yüzbaşı. Viktor, sana söylemiştim. Eleni sevgilim, yarın görüşürüz. Şimdi rahatça uyu. İyi uyumamışsın Eleni. Güzel gözlerin kızarmış. Neden? Yoksa yine ağladın mı? Ağlamadım Vasilyas'ım. Bana bir müjde vereceğinizi düşünmekten uyuyamadım. Boş yere gözyaşı döktüğünü anlayacaksın demiştiniz. Bunun manasını çözmeye çalıştım sabaha kadar. Ben de uyuyamadım.
Sabaha kadar senin Viktor varken kimseyi sevmem diye işini düşündüm. Evet. Peki ya Viktor olmasaydı başka birini sevebilir miydin? Bilmem. Bunu aklıma bile getirmemiştim. Küçük kalbin kuşlar gibi hür olsun yavrum. İstediğin erkeği sevebilirsin artık. Sözlerinizden bir şey anlamıyorum Vasilyas. Yakalayın şunu! Bizimkiler bu kez belalı birine çattılar galiba. Evet, bunlar bundan öncekilere pek benzemiyor. Şu bizim hesabı ver bakalım. Vereyim efendim. Önce bizimle olan hesabı görelim. Hadi ahbap, dilini yutmadınsa söyle, borcumuz ne kadar? Meryem Ana yolunuzu açık etsin beylerim, biz alacağımızı aldık, güle güle. Bu geceyi açıkta şöyle sakin bir yerde geçirelim. Bir hana girecek olsak kalıbımı basarım, bu ağı yutmuş itler ülkesinde yine kavga ederiz. Yalnız galiba o hevesimiz kursağımızda kalacak. Bir dam altı bulmak zorundayız. Bak yağmur geliyor. Hakkın var. Bir saçak altı bulmazsak sudan çıkmış sıçana döneceğiz. Dilerim Tanrı'dan ileride sığınacak bir yer bulunsun. Sevimli bir yer değil. Geceyi burada mı geçireceğiz? Yok, korktun mu yoksa? Cinlerin, albızların ordugahı olsa gene de kalacağız. İliklerimiz dondu. Birisi ağlıyor, duydun mu? Bir ses duydum ama bana bir hasta inliyor gibi geldi. Gidip bakalım. Kadın. O garip sesleri çıkaran buymuş demek. Pek zararlı birine benzemiyor. Bak, bizi çağırıyor. Ne tuhaf. Azrail'e kafa tutan bizler şu kılıksız kadından ürküyoruz. Islanmışsınız. Orada durmayın. Çekinmeyin. Burada sevgilim ve İmparator Manuel'le benden başka kimse yok. Gelin tanıştırayım sizi. Kapıyı kilitlemek zorundayım. Çünkü sevgilim kaçıp Sinop'taki ordularının başına gitmek istiyor. Demek sevgilim büyük rütbeli bir subay. Yaşlı biri olsa gerek. Nerede?
Yaşlı değil, çok genç, çok güzel. Gelin sizi ona götüreyim, yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştı. Siz burada bekleyin, onu getireyim. Sakın kaçayım demeyin. Hey, dur, ne yapıyorsun? Sevgili Viktor'umu görmeden gitmeyesiniz diye kapadım sizi. Korkmayın, şimdi güzel sözlümü getireceğim size. Şu başımıza gelene bak, belli ki sevgilisi yüzünden aklını oynatmış zavallı. Ama bizden ne istiyor? Dua edelim sevgilisi akıllı çıksın. Galiba geliyor, sesler var. Geliyor. Koltuğunda bir şey taşıyor, ucu yerde sürünen bir giysi. Korkuluğa benziyor. İşte sevgilim yüzbaşı Viktor. Nasıl, güzel değil mi? Ona bayıldınız herhalde. Bakın, bakın size gülümsüyor. Ama sevgilinin başı yok kızım. Gülümsediğini nereden bilelim? Başı nerede yüzbaşının? Başı mı? Başı olmaz olur mu? Bizans İmparatoru Manuel'in tahtının yanında, bir gümüş tepside duruyor. Kanlar içinde. Gözleri yarı aralık, böyle. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak buna derler. Kızım bizi ne zaman salıvereceğini Tanrı bilir. Ver şu anahtarı, çok oldun artık sen. Kurtulamayacaksınız. Hepimiz çatır çatır yanacağız şimdi. Hay anasını aldızlar götürsün. Bu yüzde anahtar dediği yok. Dur atma. Önden açmaya çalışacağım. Bütün kapıları üstümüze kapadım. Kimse bir yere kaçamaz. Hepimiz Viktor'la birlikte göklere uçacağız. Hemen kızı kurtaralım. Nerede kaldın, korkuttun beni? Ne oldu, yaşıyor mu? Bilmiyorum, hemen gidelim buradan. Neyse, bir şeysi yok. Vücudunda bir iki yanık var o kadar. Bu geceyi de yağmur altında geçireceğiz. Buna şükredelim, az daha bizi közleme yapacaktı bu deli kız. Nasıl oldu? Daha baygın. Saçları sıvazlanıp yüzü temizlenince güzelce bir kız çıktı ortaya. Ayılıyor. Başım, baba, yardım et bana. Siz kimsiniz? Neredeyim ben? Babam nerede? Sakin ol, hastasın. Her yanın yanık içinde. Siz kimsiniz? Dokunmayın bana. Korkma, senin dostunuz biz. Asıl sen kimsin? Burada ne işin var? Ben saray kilisesi papazlarından Mihail'in kızıyım. Adım Eleni. Buraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Derin bir uykudan uyanmış gibiyim. Korkunç bir rüya görmüş gibiyim. Hatırladığım son şey... Evet? İmparator Manuel'in korkunç bakışı... ve sözlüm yüzbaşı Viktor'un kesik başı...
Eğleni kendine gel. Şimdi bunları düşünme. Hiçbir şey düşünme. Sonra uzun uzun konuşuruz, anlatırsın. Şimdi sükunete ihtiyacın var senin. Uyumaya çalış. Babamı sürükleyerek götürdüler. Biraz sonra da gelip Viktor'u aldılar. Yüzbaşıyı bir daha görmedin mi? Gördüm. İmparatorun huzuruna çıktığım zaman gördüm. Kesik başı tahtın yanındaki gümüş sahan içinde duruyordu. Göz kapakları sanki beni son defa görmek için aralanmış gibiydi. Peki ama insan bir kız için çok sevdiği yiğit bir subayın kafasını keser mi? O insan değil. İnsan değil o. Değil. Hadi bakalım karaoğlan. Bize iş düştü gene. Zaten sen de şu Uğur'un elinde keşişler gibi aylak aylak dolaşmaktan bıktığını söylüyordun. Ne yapmak istiyorsun? Nereye gidiyoruz? Gidip şu Bizanslı zorbanın falına bir bakalım. Nasıl? Bizans'a gitmeyi mi düşünüyorsunuz yoksa? Niye şaşırdın öyle? Konstantinopol buradan 9 gün çeker. Senin nöbetleşe terkimizi alarak gideriz. Bu kez gözü karalıkta beni bastırdın baba. Bunu ben istesem deliliği bırak derdin. Nasıl oldu da... Uluslara önder olacak kimse her türlü kötülükten ve kusurdan arınmış olmalıdır. Bir ırz düşmanının imparatorluk tahtında oturmasına gönlüm razı olmaz. Manuel'in karşısına çıkmak, hele hesap sormak son derece tehlikelidir. İşte biz de onun için gidiyoruz ya. Bunun için yapıyorsunuz. Yalvarırım vazgeçin. Ne o? Yoksa bu üzüntüden ağarmış saçlarını gösterip bir sürü ulu kişinin önünde imparatorun yüzüne tükürmek, yüzbaşı Viktor'un yaşlı babanın hesabını sormak istemiyor musun? Bütün bunların olacağını bilsem canımı bile veririm. Ama söyledim, Manuel'in karşısına çıkmak, hele ona hesap sormak son derece tehlikeli bir iş. Tehlikeli işlere bayılırım. Hadi tasa etme sen, gel. Gibi gene dinimizin emrettiği şeylerden bahsedeceğim. Dinimizin yapılmasını emrettiği şeyleri ne bahasına olursa olsun yapmaya gayret edin. Yapılmamasını emrettiği şeyleri de zinhar yapmayın. Zira Yüce Hrist... Kutsal pederim, affı şahanenize sığınıp elinizi öpmek için izin isterim. Bir dileğimiz vardı. Uzaktan söyle. Ne istiyorsun? Amurion Manastırı keşişlerindeniz. 100 gündür Kuretli Vasilyas'ın etiyle yüz sürmek için yollardayız. Ama bizim gibi yoksul keşişleri saraya alacaklarını sanmıyorum. Hristos hakkı için bizi himaye buyurun. Artık ne kadar at hırsızı varsa hepsi keşiş olmaya başladı. Hele biraz daha çile doldurun. Vasilyas'ın huzuruna çıkmak için hurma dallı haç cübbesi giymek lazım.
Çile dolduralım ha. Görürsün sen tenişir kaçkını. Yüz vermedi bize. Ona kılıcın ucunu biraz göstersek kuzu gibi olurdu. Başka bir fırsat bekleyelim. Dipteki birinci kapı. Zaten aralık duruyor, kolay bulursunuz. Sessizce buraya çekmeye bak, gerisi kolay. Tasa etme. Kendisi bile anlayamayacak ne olduğunu. Kılıcın nerede? Bir kocamış papaz için fazla olmaz mı? Hangi densiz o, izinsiz içeri girip duamı yarıda bırakan? Yabancı değil, yıllanmış şarap meraklısı bir keşiş. Bizim sofralarda böyle şarap bulunmuyor aziz pederim. Bunun içindir kederim. Senin keşiş olmadığını anlamıştım delikanlı. Ama bu kadar tez ele geçeceğini sanmıyordum doğrusu. Henüz kimseyi ele geçirmiş değilsin yiğidim. Nedir bu gürültü? Kocamış papaz bizim oğlanı uğraştırıyor galiba. Başına bir şey gelmiş olmasın? Sen burada bekle, ben şimdi öğrenirim. Bre kara oğlan, ben sana kavga etme demedim mi? Kavgayı çıkaran ben değilim ki. Başına onlar! Arkana bak! İşte Bay Bora, bize at hırsızı diyen papaz. Şimdi sen söyle, ben bunu ne yapayım, öldüreyim mi yoksa sakat mı bırakayım? Şey, durun dinleyin beni. Benimle saraya girmek istiyordunuz değil mi? Bana dokunmazsanız sizi Vasili Asır huzuruna çıkarırım, bu yaptıklarınız da burada kalır. Kudüs'ten getirdiğim kutsal suyun üzerine yemin ederim ki... Boş yere korkuyorsun, sana kötülük yapmaya niyetimiz yok. Üstelik yardım olsun diye Manuel'e götürdüğün kutsal suyu... ...sana zahmet olmasın diye biz götüreceğiz saraya. Fakat bu olamaz. Bay Bora! İşte aradığımız hurma dallı haç pelerini. Bir din adamına böyle zor kullandığımız için Tanrı günah yazar mı acaba? Vasilyas'a kutsal emaneti götürüyoruz. Başarırsak onun sevabı bu günaha karşılar. Sen onu bırak da Helen'in bindiği atı çalmakla nasıl bir günaha girdiğini düşün. Kumandanım! Pederim! Papinekes Hazretleri geliyor. Aşağıda onları gördüm. Canım çıksın ki ilk ben gördüm. Papinekes Hazretleri olduğunu nereden biliyorsun? Üstündeki pelerinden tanıdım. Hurma dalı vardı. Yaşasın! 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 Öneri din adamları olduğumuzu anladılar. Fazla yüz vermeden geçip gideceğiz. Yüzünüzü örtün.
bu Papinekes değil. Kim ola ki? Hey aziz pederim, bağışlayın. Tanrı kabul etsin. Kudüs'ten geliyorsunuz değil mi? Evet. Bir şey mi vardı aziz biraderim? Bize isminizi bağışlar mısınız? Bu yüceliğe erişmiş bir ulumuzun ismini öğrenmek bize mutluluk getirir. Tanrı size de nasip etsin. Ben Kudüs'ten Yüce Vasilyas'a kutsal su getiren Piskopos Papinekes'im. Bunlar da birader Jordan ile Azize Eleni. Ya siz kimsiniz? Adınızı bağışlar mısınız? Ben Piskopos Papinekes'in kardeşiyim. Suratını kara olan, hadi öleni! Yakalayın şunları, çabuk olun! İşler bozuldu. Bunlardan önce Skutari'ye ulaşmamız gerek. Duyulursa giriş kapılarını kontrol ederler. Siz yola devam edin. Ben onları oyalar durdururum. Kendine güveniyor musun? Sen bana ne kadar güveniyorsan. Hadi öyleyse, göster kendini. Skutari'ye girişte karşına çıkan ilk anda olacağız. Anladım. Hey babalık, bu yandan bir atlı yabancı geçti. Ne yana gitti, gördün mü? Bilmem kumandan. Dur biraz kızıma sorayım. Erkek sinek kese buradan kaçırma. Hadi çabuk ol biraz. Sofya! Sofya kızım, neredesin? Hadi çabuk ol dedim. Sofya! Sofya kızım, buraya baksana. Sofya! Sofya kızım! Dede. Burada bir yabancı var ama aradığınız kimse mi bilemem. Üstelik kızımı ağzından öpüyor hınzır. Gelin. Nerede o yabancı genç? Ne yabancısı? Burada benden başka kimse yok. Koskoca adam yalan mı söylüyor? Arayın her tarafı. Burada kal. O tarla faresini elime geçirdikten sonra da seninle hesaplaşacağız. Dimelo'ya yalan söylemenin cezasının ne olduğunu göreceksin. İşte buldum Dimelo. Thank you.
Yürüyün. Burada boşuna oyalanıyoruz. Şu bunak yüzünden uğursuzları kaybedeceğiz. Demin öpüştüğün herife söyle, orasını düzeltmeden bir yere kaçmasın sakın. Oh, az kalsın boğuluyordum. Gitmediler mi? Gittiler ama gene de ihtiyatlı olalım. Canım sıkılmaya başladı. Şimdi iki gözüm birden seyiriyor. İki gözünüz birden mi? Bunun manası ne olabilir? Keyif çatarken başı belaya girecek demektir. Çok tehlikeli kızsın. Nerede kaldın bre düşüncesiz? Burada 9 doğurduk meraktan. Sorma Bay Bora. Adamlar kene gibi yapıştılar. Söküp atmak kolay olmadı. Ha! Ama beni oyalayan aslında Bizanslı çeriler değil. Başıboş bıraktığım Yağmur'u arayıp yayıldığı yerde bulmak oldu. Ne o, hemen gidiyor muyuz? Hancı bize yardım edecek. Karşı kıyıya çıkmamız için bir sandal hazırladı. Bir eksiğimiz sendin, hadi. Şimdiye kadar ne istediğimse elde ettim. Buna kimse karşı duramadı Kitya, biliyorsun. Mihail'in güzel kızı Eleni'yi unutuyorsunuz Sayın Basileas. Bizi saraya almamaktaki inadınızın sebebini anlamıyorum yüzbaşı. Özür dilerim azizem. Basileas şu andan itibaren kimseyi kabul etmeyeceğini kesin olarak bildirdiler. Yarın şeref verin. Ama ta Kudüs'ten Bizans'a kutsal haç suyu ve bereket getiren Piskopos Papinekes Hazretlerini geri çevirdiğinizi duyduğu an başınıza hoş olmayan bazı işler gelecek olursa... Ne? Piskopos Papinekes mi? Bunu daha önce neden söylemediniz azizem? Buyurun. Bir gecelik şehvet uğruna kesilen yüzbaşı Viktor'un başının yanına senatör Eglon'unkini de koyabilirsiniz ama... karısını zevkinize asla alet edemeyeceksiniz. Artık ne Eglon'u ne de beni sarayda göreceksiniz. Bırak beni! Artık çok geç. Seninle vedalaşmadan bir yere bırakmam. Bırak beni Manuel. Bırak beni, bırak beni. Hayır, bırakmam. Sal suyla gelmiş olan Sayın Piskopos Papinekes huzura kabulünü bekliyor. Tam buldu gelecek zamanı. Canları cehenneme şu leş kargalarının. Sakin olun Vasilyas'ım. Papaz Mihail olayı henüz unutulmadan yeni bir mesele yaratmasak iyi olur. Bence Piskopos'u bekletmeden kabul edip gönüllerini alınız. En iyisi uydurma bir törenle başınızdan onları savınız. Öyle olsun. Onları ön kapıya alın, geliyorum. Hoş geldiniz aziz pederim.
Kudüs'ten getirdiğiniz kutsal emanetleri almaya hazırım. Size çifte hurma dallı bir haç peleriniyle küçük bir deste kutsal su getirdim değerli Vasilyasım. Fakat hepsinden önemli olan bir emanet var ki pek sevineceğinizi sanmıyorum. Neymiş o? Kötü haberlere kulağım tıkalıdır aziz pederim. Kulağınız gene tıkalı olsun ama gözünüzü iyi açın. Bu kızı tanıdınız mı? Bu bembeyaz saçlar sizi aldatmasın. Aylarca önce delirip Bizans'tan kaçmadan evvel kömür gibi kara, deniz gibi dalga dalgıydı. Bu kız yoksa... Evet, bu güzel kız papaz Mihail'in kızı Eleni'dir. Mihail'in kızıymış. Başını vurdurup bir gümüş tepside önüne koyduğun yüzbaşı Viktor'un sözlüsü Eleni. Eleni. Mihail'in güzel kızı Eleni. Delirmişti. Saçları bembeyaz olmuş zavallı. Onu tekrar görmek Vasilyas'ın hoşuna gitmedi. Onu nerede buldunuz? Ön Asya'nın göbeğinde bir yıkıntı içinde sevgilisinin kesik başını ararken bulduk. Ne istiyorsunuz? Niçin buraya getirdiniz? Yüzbaşının kesik başını istemeye gelmiş olacak. Sen piskopos papinekes olamazsın. Aç yüzünü. İyi bildin. Ben ve oğlum Bizans'a kan kusturan bir zorbaya kötülüklerinin hesabını sormaya gelmiş Orta Asyalı iki Türk'üz. Türklerin gözünü budaktan sakınmayan korkusuz kimseler olduğunu duymuştum ama böyle aptallık derecesinde olduğunu bilmiyordum. Biz cesaretimizi yatak odasında genç kızlara değil, halk önünde hükümdarlara karşı kullanırız. Bunun adı aptalca değil, erkekçe cesarettir. Askerler! Vasilyas! Parayla tutulmuş askerlerinden değil, seni bu saraya oturtan halkından medet ummalısın. Doğru söylüyor, onu ihtilalle biz Vasilyas yaptık. Ama o bunu unutmuş görünüyor. İşte bunu hatırlatacak yürekli kişiler çıktı. Kaçma, gel buraya! Atın dışarı onları. Gitmek istemeyeni vurun. Kurtarın beni. Ben senatör Eglon'un karısıyım. Kurtarın beni. Götürün şu kadını sersemler. Söyle o kadını bıraksınlar Vasilyas. Yoksa köpek gibi gebertirim seni. Belki delikanlı. Dilkanne de sen kazandın. Kitya'yı bırakın. Ama çok sevinmeyin. Benim gibi yenilmez bir gladyatör için ikiniz çok hafif kalacaksınız. Yakala şunları Akilas. Barikler buraya. Dövüşüyor muyuz Bay Bora? Babalık hakkımı helal ediyorum. Yakala şunları Flaküs. Bu geceki şölende çok eğleneceğiz.
Hoş geldin Akilas. Beni buraya tıktıktan aylarca sonra ilk defa geliyorsun. Yine önemli birilerini getirdin galiba. Oldukça önemli iki serseri getirdim. Onlar da senin gibi yüzbaşı Victor yoluna kahrolup gidecekler. Victor için tehlikeyi göze alan iki kişi ha? Kim bunlar acaba? Tanımazsın. Bizden değil. Tanrı'nın yürek verip akıl vermeyi unuttuğu Orta Asyalı iki Türk. Gece yarısına kadar bol bol dertleşin. Sonra bir daha görüşemeyeceksiniz. Manuel yerinde ishar kalsın, ishar kalmasın. Vazifem halkıma yol göstermektir. Hadi gidelim. Daha hızlı Flaküs, daha hızlı. Hemen öldürmek istemiyorum. Bu kamçıyı her yiyişte insan bir kere ölür. Sayıyorum Manuel. Bunu bana fazlasıyla ödeyeceksin. Manuel! Sen yenilmez bir gladyatör değil, korkak, ödlek bir saray oğlanısın. Sık dişini, dayanmalısın. Bitkinliğime bakma. Dayaktan değil, ayakta durmaktan yoruldum. Bana bir kargı verin. Dur Manuel! Kara olan gibi zorlu bir kavgacı kolay bulunmaz. Hazır arenadayız. Onu bir gladyatörünle dövüştürelim. Bir eşini asla göremeyeceğin bir kavga seyredeceksin. Beni lafa tutup zaman kazanmak istiyorsun. Beklediğim bir şey mi var? Berbriks. Berbriks.
Kaçalım Manuel. Gladyatörlüğün adına leke sürdüm Flaklus. Bense seni öldürmekten zevk duyacağım. Sonun geldi Orta Asya'da. Hangimizin sonu Bizans'ı zorba? Thank you.
Helen'i sana emanet vermeliyiz. Ona iyi bak. Biz onu sokakta bulmadık. Nerede bu karı oğlan? Buradayım Bay Vera. Al bakalım. Çil çil Bizans altını. Benim gibi kıymetini bilmezlik etme ha. Bay Vera, atlar hazır. Bir sürü kanlı kavgadan sonra Bizans'ta birçok dost bırakıp döneceğim aklımın köşesinden bile geçmezdi. Hoşça kal Eleni. Hadi kara oğlan, biraz daha kalırsa gözlerim yaşaracak. Hoşça kalın dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle kara oğlan. Keşke biraz daha kalsaydık. Hadi deli olma. Bizans bizim gibiler için çok dar.